gördüğümüz için, çok önemli gördüğümüz için, çok tehlikeli ve desteksiz diyeyim veya anlamsız laflar edildiği için Türkiye'de halen ve kamuoyu da bu lafları sanki aklı başında biri söylüyormuş gibi dinlediği için dış politika konusunda görüşlerimizi ortaya koymak istiyoruz tekrar. Bir Güney Afrika olsa dış politikası o kadar önemli değildir. Çünkü Yeni Zelanda, Güney Afrika dünyanın bir ucu. Halbuki Türkiye hep söylüyorum tam üç kıtanın şey merkezi. Bakın şimdi burada dış politika çok önemli. Çünkü sizin dış politikanız hem sizi şurada hem bütün bu komşularınızı doğrudan etkiliyor. Tabii bu komşuları etkilediği için bütün dünyayı etkiliyor. Yani Türkiye şurada olsa, bak şuraya bak, dış politika. Ne olacak? Bunun dış politikası işte Avustralya ile falan ilişkilerdir. Şurada olsa ayrı, şurası ayrı. Şurasına dikkat edin, bütün bu şeyin merkezidir. Yani kilidi, köprüdür. Coğrafi konumu dış politikayı Türkiye'de çok önemli kılıyor. Onun için Türkiye içine kapanamaz. Yani dışa açık ve akıllı, kendi menfaatine uygun dış politika uygulaması lazımdır. Şimdi Türkiye'nin önemi nereden geliyor gücü? Biz Türkiye'ye süper güç diyoruz. Bunu daha parti kurulduğu zaman söyledik. Biliyorsunuz ilk programımızı ortaya koyduğumuz zaman dış politika kitabında bakacaksınız. Türkiye bölgenin süper gücüdür dedik ve doğrudur. Yani bölgenin süper gücü olacak veren o veya süper gücü güçlerinden biridir demedik. Bu bölgede, şu bölgede süper güç Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin desteği olmadan Amerika da hiçbir şey yapamaz burada. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu Türkiye'nin etki alanıdır, doğrudan etki alanıdır. Biz tabii büyük bir hata yaptık. Kafkaslardaki boşluğu doldurmadık. Çok pısırık bir dış politika uyguladık. Ve oradaki dost ülkeleri bir yerde Sovyetler Birliği'nin eline teslim ettik. Veya Rusya'nın eline teslim etmedik de gereksiz bir boşluk yarattık. Bu bir Kafkas politikası Türkiye'nin çok hatalı olmuştur. 91-94 arası. O bir şeydir, trajedidir. Bilhassa Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yaptığı zulüm. Ki Türkiye bunu çok kolay önleyebilirdi. Aynı şekilde bütün Balkanlarda, bütün Doğu Akdeniz'de Türkiye konum itibariyle ve güç itibariyle süper güçtür. Demek ki konumu, coğrafi konum çok önemlidir. Bir de elindeki imkanlar. Bu elindeki imkanlar nedir? Askeri güç, ekonomik güç, insan gücü. Bunların hepsini üste koyduğunuz zaman süper güç haline geliyor. Bir mesele unutuluyor ki onu üzerinde durmamız lazım. O da nedir? İmkan demek sadece elindeki maddi güç değil. Dostluklar, ilişkiler ve içinde bulunduğunuz organizasyonlar da gücünüzü pekiştiriyor. Bugün Türkiye NATO'da olmasa, Avrupa Birliği'yle yakın ilişkisi olmasa, Karadeniz İşbirliği, diğer bütün yerlerde olmasa bu gücü elde edemez. Demek ki şimdi çok önemli bir noktaya geliyorum. Güçlü insan dostu ve ilişkisi çok olan insandır. Gerçek hayatta da bakın, dostu ve ilişkisi çok olan güçlüdür. Kimseyle merhabası olmayan adam güçsüzdür. Çünkü işini gücünü gördüremezsin. Aynı şey devletler içinde geçerlidir. Bir devlet ne kadar ki dünyada fazla dostu vardır, ilişkisi vardır, o kadar gücü vardır. Onun için Türk devletinin gerçek süper güç olarak kalabilmesi için dünyada herkesten olumlu ilişkisi olması gerekir. Ne kadar olabilirse. En önemli noktalardan biri bu. Bugünkü konumuz bu. Türkiye eğer Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi yoksa, Rusya ile ilişkisi tamamen kesilmişse, hiç yoksa, Avrupa ile yoksa, Orta Doğu ile yoksa, İsrail ile yoksa, efendim, hatta İran, hatta Hindistan, hatta Afrika'nın bazı ülkeleri, o zaman gücü gitgide azalır. Yani ne kadar çok ilişkiniz varsa o kadar karşı tarafa yaptırım şansınız var. İlle de silahla değil, ısrar ederek, telkin ederek, anlatarak. İşte dış politikada benim tehlikeli gördüğüm rüzgarlar bu.
Çünkü dış politikada bazı kendini dış politika biliyor zannedenler yabancı düşmanlığı yapıp Türkiye'yi dostlarından izole etmek istiyorlar. Yani dostlarından izole etmek istiyorlar. Saçma sapan, şimdi üstünde duracağım, laflar ileri sürerek ve halkımızın hislerine hitap ederek. Şimdi bir ülkede işte bu vatanın toprakları şehit kanıyla sulanmıştır, şudur budur dersiniz. Arkasından da Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur dersiniz. Tarihten her ülke için bir şey, her ülkeyle şöyle böyle soğuk zamanlarımız olmuştur. Sadece onları göz önüne getirirsiniz. Ondan sonra halkı, efendim biz kendi başımızın çaresine bakalım. Herkes bize düşman psikozu içine sokarsınız. Herkes bize düşman havasına soktuğunuz zaman da halkı izole etmeye başlarsınız. Dış politikamızda izole olur ve gücümüz zayıflar. İlişkilerimiz kopar, gücümüz zayıflar. İkinci tehlikeli davranış da bağlamaktır. Yok efendim Türkiye Müslümandır. Batı ülkeleri Hristiyandır. Hristiyanlar zaten Müslümanları dünyadan yok etmeye çalışıyorlar gibi iddialarla ortaya çıkarsanız gene demin söylediğim sonucu alırsınız. Mesela Karadeniz topluluğu, Orta Doğu, İslam organizasyonları, Avrupa organizasyonu, efendim Orta Asya organizasyonu, Amerika ile olan OECD gibi organizasyonlar. Yani ne kadar çok ilişkide, olumlu ilişkide bulunursa ülkemiz o kadar güçlenir. Bir kere bu mesajın biri bu. Bu güç sadece lafta değildir, her konudadır. Başınız sıkışır, askeri çok önemli bir şeye ihtiyacınız olur. Biter, o yedek parçanız biter. Kimden alacaksınız onu? İşte yakın ilişkiniz olandan alacaksınız. Etkinliğiniz olmaz. Bizim şurada diğer partileri sınıflandırdık. Bize göre doğru yol ANAP, CHP pasif ve beceriksizdir. Yani ülkenin imkanlarını dış politikada kullanamıyorlar. Bunu hepiniz görüyorsunuz son senelerde olanları. Daha etkin dış politika kullanılsa bizim komşularımız ne kadar barış içinde yaşarsa biz de o kadar istifade ederiz. En tehlikeli bulduğum ise Refah Partisi ve DSP'dir. Refah Partisi ve DSP aslında hemen hemen bütün politikalarında ikiz kardeş gibidirler. Kamuoyu onları biri sağda biri solda zannediyor. Ama iyice politikalarını inceleyin. Hem iç politikaları hem dış politikaları aynıdır. Biz onun için bu ikiz kardeş diyoruz. Ve bize göre ülkeler arasında tam bir mutabakat mevcuttur. Hem iç politikada hem dış politikada. Her geçen gün koydukları teşhisler de aynıdır. İkisi de, iki lider de Batı düşmanlığı yapıyorlar. İkisi de Türkiye'nin Batı'dan kopup kendi içine kapanmasını istiyorlar. Ve Batı'ya karşı Erbakan işte Batı taklitçisi, emperyalist diyor. Aynı şeyi Sayın Ecevit de söylüyor. Sayın Ecevit'in bazı politik, basit, doğru teşhisleri var. Ama onun dışında esas teşhisi ve ülkeyi sürüklemek istediği mecra çok tehlikeli bir mecradır. Unutmayın ki 1978'de Türkiye'yi ortak pazara sokmayan Sayın Ecevit'tir. Ortak pazara Türkiye'yi sokmayıp da kapıları yüzüne çarpan biziz. Onlar bizi almadı değil. Kamuoyu yanlış biliyor. Yunanistan ortak pazara girerken Avrupa bizi de çağırdı beraber girmemiz için. Biz anormal isteklerde bulunduk. Anormal, kabul edilemeyecek isteklerde bulunduk. Ve aradaki ilişkileri dondurduk. İşte tehlikeli olan bu iki sayın liderimizdir. Çünkü onların kafasına uyarsak Türkiye izole olacaktır, gücünü kaybedecektir. Bir Türkiye'nin etrafında Ortodoks çemberi oluyor diye lafları. Bunu hem Sayın Erbakan hem Sayın Ecevit söylüyor. Dış politikada diyor Türkiye'yi bir Ortodoks çemberi sarmıştır diyor. Bu tamamen hani laf söylemek için düşünülmeden söylenen veya çok tehlikeli bir laf. Artık din savaşları yok arkadaşlar. Yok, böyle bir şey yok. Bugün siz dindaşınızla kavga edersiniz, örnek vermeyeyim. Türkiye'nin etrafında düşman olduğunuz bir din, aynı dinden ülkeyle harp edersiniz. Bir başka dinden ülkeyle de silah alırsınız, işbirliği yaparsınız. Hep böyledir. Bakın 2. Dünya Harbi'nde İngiltere'de protestandı, Almanya'da protestandı.
birbirlerini telef ettiler. Daha yakına gelelim. Bilhassa Bosna sorununda bunu söylüyorlar. Bosna olayı bir insanlık trajedisidir. Ve Bosna olayında orada ezilenlerin Müslüman olmaları demek, bütün Hristiyanlar Müslümanları yok ediyorlar şeyine girmek yanlıştır. Kendimizi izole eder, gücümüzü düşürür. Bakın şimdi Hırvatlar Katolik, Sırplara karşı savaşıyor. Ve Hırvatları destekleyen de Protestan Amerika Birleşik Devletleri ile Protestan Almanya. Bunun bir alakası yok. Sonra bizim etrafımızın böyle bir çemberle çevrildiğini söylemek, etrafımızdaki ülkeleri tedirgin edip bize düşman etmektir. Sizin bir ülkeyle probleminiz olabilir ama bu ülkeyi düşman ilan etmeniz ne demektir biliyor musunuz? O ülkeyi zorla düşmanlığa çekmektir, itmektir. Halbuki o ülkede bizi sevmeyen de vardır, bizi seven de vardır. Her ülkenin bir kamuoyu vardır. Siz o ülkeyi devamlı bize düşman düşman derseniz hakikaten karşınızda da gereksiz düşman elde edersiniz. Türkiye'nin düşmanı yoktur. Hiçbir ülke Türkiye'nin düşmanı değildir. Ama az ilişkimiz olan ülkeler vardır, çok ilişkimiz olan ülkeler vardır, menfaat çatışmamız olan ülkeler vardır. Olamaz mı? Menfaat çatışması olamaz mı ülkeler arasında? Herkesin var. Mal sahibiyle kiracıysanız her sene kirayı arttırırken menfaat çatışmanız vardır. Veya bir yerde çalışıyorsanız patronla her zam zamanında bir menfaat çatışmanız olur. Devletler arasında da devamlı ilişkilerde bir menfaat çatışması olabilir. Ama düşman diye bir şey olamaz dış politikada. Hiçbir ülkeyi, hiçbir politik lider düşman diye vasıflandıramaz. Bu mesuliyetsiz bir davranıştır. Şimdi bu şeyi ele alalım. Ortodokslar tarafından kuşatıldığımızı. Bir kere Makedonya bizim müttefikimiz. %90'ı Ortodokstur. Bulgaristan bizim müttefikimiz durumunda. %100'ü Ortodokstur. Gerek Ukrayna bizim müttefikimizdir. Bilhassa Rusya'dan korktuğu için. Ukrayna da Ortodokstur. Yani nereden oluyor? Rusya bizim düşmanımız değildir Rusya. Problemimiz olabilir. Kafkasya'da rekabetimiz olabilir. Ben mesela Kafkasya'da Rusya'nın rolünü beğenmiyorum. Ama bu Rusya düşmandır demek değildir. O bakımdan bu safsataları bir kere atmak lazım. Yani bu din safsatalarını, mübarek dinimizi dış politikada olsun, iç politikada olsun kullanmak ayıptır. Onu söylüyorum, ayıptır. Bunu Refah Partisi iç politikada kullanıyor. Kendilerini ayıplıyorum. Çünkü insanların inancı kendinedir. Kendisiyle Tanrı arasında bir olaydır. Siyasi partilerin inanç sahiplerini koruması gerekir. Yoksa onları istismar etmesi gerekmez. Yapılan tam bir istismardır. İç politikada bu yapılıyordu. Şimdi dış politikada yapılmaya başlandı. Bunu ayıplıyorum. Ve güzel bulmadığımızı belirtiyorum. Dış politikada din istismarı artık kalmadı. Yani 300 sene evvelki olayları bugüne getirip de geçmişte de 38 sene birbirini telef etti. Yani milli menfaatlerde hiç beklenmeyen bir olaydır ama devletler arası bu sıcak sürtüşmelerde dini olay lazım. Böyle millette paranoya, yabancı düşmanlığı, din düşmanlığını körüklememeleri lazım. Bu Müslümanlık dinine de yakışmıyor. Şimdi yine menfaat üzerine mi bina edilmiş durumda? Hollanda'nın PKK'ya, Almanya'nın bir zamanlar PKK'ya desteği söz konusuydu. Bu ilişkiyi hangi baza otur? Ayrıca da PKK'nın şeyi vardır. Zor kullanarak para temin etme ve diğer ilişkileri vardır.